12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda yapıldı. Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, etkinlik öncesinde TV48'e konuştu. Etkinlikte ise şunları söyledi. Bugün İstiklal Marşımızın 101. Yıl dönümü. İstiklal Marşı tabii bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Kendisi kolay yazılmamıştır, kolay kazanılmamıştır. Bu günde de tabii ki bunu yad etmek, saygıyla önünde eğilmek lazım. Çünkü ayrı bir marştır. Dünya milletleri içerisindeki en düzgün ve en özel yazılmış marştır. O yüzden başta aziz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşımızın şairi ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bir edebi eser düşünün ki "Korkma" diye başlıyor ve bir asır boyunca milletinin gönlünden, dilinden ve zihninden çıkmıyor. Bu eser Türk milletinin milli yemininin evrensel bildirisidir. Tarih 12 Mart 1921. Akif'in şiiri mecliste sık sık alkışlarla kesilerek defalarca okunur. Oturuma Mustafa Kemal Paşa başkanlık etmektedir. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısraları en sevdiğim kısmıdır. Milletimden asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır dediği meclis kayıtlarına geçmiştir. Milas Mehmet Akif Ersoy çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı etkinlik programında zeybek ve tiyatro gösterisi yapıldı. Neden bu çocuk yaktı gitti annesini? Yaşatmak için ümmehatın adresini. Düşün oğlum, neden böyle hayatı içe sararak kendini ölümün kucağına atmıştı? Neden bu çocuk annesini böyle yakıp gitmiştir? İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Melisa Nurgül olmuş. Öğrencilerimizi tebrik ediyor. Ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Thank you.
ve işte İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan öğrencilerden birisi. Şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kan.